Nasıl şuraya? İlk kez uçağa bineceğim. Hiç bilmediğimiz bir şehirde gezmeye başlıyoruz. Dedim ki o valizleri bir daha taşıyamayayım. Elsa'yı gördüm. Yani çok uzak. 51.32. Yolda ekranı takip edersiniz. Bugün İstanbul'a gidiyorum. Demin yine bir arkadaşıma yakalanıyor. Şuradaki ne ya? Beni ve rakip çıktı. İstanbul. Gerçekten senelerdir gitmek istediğim bir şehirdi. Şimdi eve geldim. Dışarıdaki işlerimin çoğunu hallettim ama dışarıda gerçekten buharlaşıyordum az kalsın. Gelirken de canım çikolata çekti. Bir çikolata alayım dedim de şunun geldiği hale bakın. Evet. Çikolatalara çok bayılmam. Baklavaya da çok bayılmam. Ama bu damağın baklava çikolatası harika. Biliyor musunuz? İlk kez uçağa bineceğim. Selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İstanbul vlogu başlasın. I've been going solo. You are my love, baby, earn it. Yeah. Dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Son anda hazırlandım. Sonunda. İstanbul'a gidiyoruz. Havaalanındayız şu an ama havaalanı biraz beklentilerimin altında kaldı. Ne bileyim. Çok küçük. Ben böyle görmemiştim. Nasıl şuraya oturup? Rumeysa bir tür. Evet, ilk defa uçağa biniyoruz arkadaşlar. Ve gerginiz. Bu sabah ağladım. Ağlayarak video attım. Dedim ki ama lütfen bana kızma. Çünkü hep kızar. Ama hassas olduğumu anladı ve kızmadı. Ama bütün gerçekleri söylüyorsun. Yani korktuk. Biz de korkuyoruz. Birbirimize sıkı sıkı tutacağız. Özellikle uçak kalkarken. Arkadaşlar. Bizim de bir bulut fotosu olacak. Uçağın kanadının gözüktüğü fotoğraf. Galiba kanatta oturuyor. Hep kanatlarda olur sorun. Kanatta olsa ne olur? Kanatta bir sorun varsa bütün uçağa sıkıntı yani. Bizi izledim. Manifest diye. Bunlar uçak yolculuğu yapıyorlar. Türbülansa giriyor. Normal iniyorlar. Polisler falan filan her yerde. Bunlar diyor ki ne oluyor acaba falan filan. Herse uçak 5 yıl sonra dönüyor. İşte yaşanmış bazısı olurum. Diyelim eşi var diyelim. Eşleri başkasıyla manit olmuş. Bir tane kız işte uçağa biniyor. Uçağa binmeden önce sevgilisi ona evlilik teklif ediyor. Ama kız daha teklifini kabul etmeden uçağa biniyor. Çocuğu bak. Uçaktayken de karar veriyor. Evet diye cevabını yazacaktı. Evet. Dans falan filan giriyor. Aynen mesaj gitmiyor. Geri dönüyor ki en yakın arkadaşıyla evlenmiş. Bütün diziyle alakalı spoilerları verdiğimize göre. Devam ediyoruz. Aynen. Havaalanında Mesut arıyoruz. 2, 7, 9. Arkadaşlar yeni level açıldı. Size önceki videomuz demiştim ya da söyleyeceğim ama şimdi söyleyemem. Bir sonraki videoda görürsünüz. İstanbul'da gidiyoruz. Bir gün tek başıma uçağa bineceğim. Yoğun bir iş kadınıyken. Arkadaşlar burada çok insan olduğunu düşünüyoruz. Normal mi? Nasıl orada sıçrıyor? Arka merdivenlerinde. Evet. Onluk gerçekten şu an heyecanlandım. Allah ilahe ilahe. En son biz biliyoruz. Alacağız da böyle oldu. Yakalamayacağız.
anlamaya çalışacakmış. Ve hiç bilmediğimiz bir şehirde gitmeye başlıyoruz. Bavulumu tanımadım. Kimse döndü. Evet arkadaşlar, yurtta kalacağız. İlk defa KYK yurdunda kalacağım. Bakalım. Yurda girdik. Bize boş oda denk geldi. Bir de 6 kişilik bizi... Aaa! Valiz bu. Benim valiz bu. Nerede yatıyor bunlar? Az tipime bakın, kaydı. Tipim kaydı. Burada da ayakkabıyla dolaşmak biraz üzücü. Bugün kapatalım. Yarın. Yarın güzel bir gün. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. KYK yurdundan size selam diyorum. Gerçekten ilk kez KYK'da kalmak. KYK. Ya arkadaşlar, temizlik konusunda büyük sıkıntılar yok mu sizce de? Yoksa biz hafta sonu geldiğimiz için, yani demin abla geldi, çöpü alıyordu. Dedim ki abla, hani bir paspas falan atacak mı? O da şey dedi, hani pazartesi yapılır. Tamam, pazartesi de buradayız. Yalnız çok açım, ellerim titriyor, makyajımı güzel yapamıyorum. Bugün mor bir kombin yapıyorum. Yeşil şal takmayacağım ama. İşte arkadaşlar, dün geldik. O da bizi biraz şaşırttı. Gerçekten hayatı sorguladık. Hanne yeni fikirler ürettik. Dedim ki o valizleri bir daha taşıyamayız. Ben zaten en baştan beri diyorum hani işte Tümen evinde falan kalalım. Polis evinde olabilir. Buralarda kalalım diyordum. Böyle daha uyguna geliyor diye böyle karar vermiştik. Yurt bizi birazcık üzdü. Temizlik konusundan sıkıntımız var. Onun dışında kalırsın. Sonuçta yatmaya geliyoruz. Hanne'yi ben ikna ettim biraz. Çünkü gerçekten valizleri dün buraya getirirken canımız çıktı ya. Hep yanlış yolları mı sapar insan? Biz bir tane durakta indik. Neydi durağın adı? Şehir metrobüs, tamam mı? Metrobüs nerede? Yoldan geçiyoruz, yok ya, yani oradan başka arabalar geçiyor. Meğersem üste çıkmamız lazımmış. Üst geçitten falan. Geçerken yani beynimiz yandı. Başka yere gitmiş olduk, sorduk, sonra tekrar döndük falan böyle. Uğraştırdı bizi yani. İstanbul yani, ne bekleyebilirsin? 8000 tane hat, 8000 tane otobüs var. Neyse, öyle yani. Sonunda artık gezimize başlıyoruz. Bugünkü durağımız Fatih. Fatih'e tam olarak doğum günümden 23 yıl 2 gün sonra gidiyorum. 17 Ağustos doğum günümdü ve ben Fatih'te doğdum. Biraz duygusalım. Doğum günüm çok hızlı geçti. Önce sabahleyin hastanede kutladılar. Kuzenlerimle buluştum ve kuzenlerim bana çiçek almış. Sonra arkadaşım da eve çiçek göndermiş ve ben ilk kez çiçek aldım, biliyor musunuz? Çiçek benim şey noktam, biliyorsunuz. Hastaneye başladığımdan beri o hastaneye bütün herkese çiçek geldiği halde bana kimse çiçek göndermemişti. Zaten bunu bir kere daha vlogda söylemiştim. Ve sonunda artık benim de çiçeğim olmuş oldu. Hem de bir anda iki tane. Akşamleyin de bu arada Galata'ya gitmeyi düşünüyoruz. Ay, şimdi makyajımı bitireyim, çıkalım. KYK yurdunda. Ayna. Aynamız var, ona şükür. Evet, bence de ya, Allah'a şükür. Odanın anahtarı bile yok. Ay, sinematikle mi çekiyorum? Çok. Gerçekten bir şey diyeceğim. Şalımla takımın tamamıyla evet, aynı ya, renk. Bu kadar mı renk uyumu olur? Sanki aynı kumaştan şal yapmışlar. Arkadaşlar, şimdi geldik bir yerde bir şeyler yiyeceğiz. Çünkü gerçekten kahvaltı için bir yere gitmeye şu anda enerjimiz yoktu. Yürümek bile bizim için zor. Bunları anıkutuma koyacağım ve buraya tarih atacağım. Sonra buna baktığım anda o günü hatırlayacağım. Çok güzel. Baksanıza tam muz. Gidiyoruz. Şimdi Fatih'e namaz kılacağız. Nerede kılacağız? Ayasofya'da kılacağız galiba. Ya da Sultanahmet. Bakalım. Arkadaşlar, bu nedir? Bayıldım. Burada da kılabilirim. Şöyle binaları çok seviyorum. Arkadaşlar, gerçekten her yerde canlı. Kapalı çarşıymış. Yine bir cam. Fatih'te gidecek yerlerden birinde bu vardı. Gezdik sayılır. Burası da Yeniçeriler Caddesi'ymiş. Üzerinde Firavun'la Tanrı Amonra'nın resimleri vardır. Bakın resimlere. Bak bak, yaklaştırdım. Arkadaşlar, şokim şu an yani. Bu ne? Kuyruk ya bu. Gidiyor ileride. Göremiyorum ucunu bile. Namaz kılmak istemiyorum.
bence. Babanın bozukluğuna bak. Bunu niye bana istemedin? Bu ne alaka burada? Bir korkunçluk. Ne yaptın? İlk yarısı. Bunun benden uzun olduğunu iddia edeyim. Bu hepinizden uzun arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir yere geldik. Yani ziyaretçi evet. Girişi var ama biz namaz kılmak istiyoruz. Ziyaret etmek istemiyoruz. Girmeyelim. Bu ne kız? Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Biri dedi ki işte merdivenleri çıkmış birlik biz. Hak verdim ki. Buna 5 dakika önce güldük. Sonra katıldığımızı fark ettik. Ne çıktık? Şırı yani. Arkadaşlar Fatih'in ara sokaklarında yürüyoruz ve buralarda gerçekten çok güzel oteller var. Yani böyle tarz anlamında dışını çok güzel yapmışlar. Baksanıza. Yerebatan sarnıcındayız. Bir de şey gideceğiz. Terafiye sarnıcına. Orası böyle saat başı ışık gösterisi oluyormuş. Daha güzelmiş öyle dediler. Işıklar yanıyor, kırmızıya dönüyor. Yeşile falan. Yeşil daha çok sevdim. Bakın böyle yerler hep su. Ben oraları cam sanıyordum. Meğersem suymuş. Ay ya, yine tıkım kaymış. Özür dilerim. Şimdi yerine geçiyoruz. Bakın sokaklar çok güzeldi. Biz de hava doğru yere gidiyoruz. Işıkların çıkacağı yerler böyle her yerde var. Şarjım bitti, kapandı. Reel çektim, şarjım bitti. Tam gidecekken bir de köfte vermiş buranın. Köfte yiyelim dedik. Mehmet köftecilerine geldik. Beğendik, güzel. Ama çok numarası var mı bilmiyorum. Karadenizliyiz. Ben biraz Akçaabat köftelerine benzettim. Onu güzel beğendim ve bayağı doyduk. Şimdi buradan çıkıyoruz Galata'ya. Galata'yı gördük. Ucundan gördük. Vapurla geçerken görmüştüm. Ben daha öncesinde. Ama dibine gideceğiz. Çok güzel. Şimdi merdivenden çıkacağız. Merdiven. Hadi gidelim. Biz hep oraya koşup çıkacağız ya. İşte orada. Böyle bir şey olmadı, haberimiz yoktu. Biz geldik, gösteri başladı. Biz de barandan çekildik. Aşırı mutluyuz. Ya bana. Çok mutluyuz. Adamın dibinde var. Şey diyeceğim, burada bir sürü kafe var. Yani hangisine gideceğiz bilmiyoruz ama. O kadar canlı ki. Keşke şu anda size sorabilsem. Hani buradaki güzel kafe. Can bilgisini devrettim Hanne'ye. Çünkü navigasyon beni hep şaşırtır. Hatta bir kere navigasyon yüzünden bütün ailemin yolunu şaşırtmıştım. Bir de arabaylaydım. Çok sıkıntıydı. Sağ diyorum, sol diyor. Arkadaşlar bir de hep Pera Palas'ı görmek istemiştim. Samsun'da bir yer var, Samsun Kent Müzesi diye. Sadece oranın böyle havası, bu tarz havalar. Pera Palas tam böyle beğendiğim yapıda. Oraya çok yaklaşmıştık kafeye gelirken. Şimdi oraya bakmak istiyorum. En azından akşam gözüyle bir bakayım, sonra gündüzle bakarız. Kesinlikle burası. Ne güzel evler. Maalesef beni
gerektir yani gerçekten. Bulmamız bir ömür sürdü. Yerler var. Fener diye bir yere geldik. Ben içeceğimi bitirene kadar çaktım. Gidiyor çakmak. Buna ihtiyacım var. Galata'ya gelmiş. Şimdi yurda geri döndük. Bloğumuzu bulacağız. Biz seyahat sever olduğumuz için bu KYK'nın bilinen bloklarında kalamıyoruz. Başka bloğu verdiler. Gidelim bakalım o iki valizin sahibi gelmiş olacak mı? Odadaki dolap kulplarına da zincir falan aldık, böyle kilit falan. Çok sağlam oldu. Öneririm. KYK'da kalanlar sanki bilmiyormuşsunuz gibi. Sanki bilmiyormuşsunuz gibi. İyi yarıldın ya. Of, ciddi ciddi konuşuyordum. Günaydın. Bugün de hazırlandık. Hazırlanırken çekmedim çünkü bugün çok hızlı hazırlanmak zorunda kaldık ama hızlı hazırlanamadık. Geç kaldık. Kahvaltıya gidiyoruz. Karşıya geçeceğiz bugün. Şöyle bir kombin yaptım. Ay, üstümde bozulmuş. Gri panton giydim. Ay arkadaşlar, size bir selam veremedim doğru düz. Yurt çok kalabalık bir yermiş. Neyse, şimdi metrobüse bineceğiz. Oradan başka bir şeye bineceğiz. Buradan da yürüyeceğiz. Yolumuz biraz karışık. Bugün işte bu yeşil kimonomu giydim. Zaten onu çok seviyorum. Şu olarak doğum gününe gelmiştim. Şimdi bir daha giydim. Bugün böyle. İstanbul Moda Sahili, Kadıköy, Üsküdar. Bakalım. İstanbul'da çalışmaya başladı. Atanamadı ama. Atanacak inşallah. Laboratuvar okumuştuk beraber, biliyorsunuz. Bilenleriniz var en azından. Sonra o işte İstanbul'a çalışmaya geldi. Bense hala Samsun'da çalışıyorum. Şimdi bir tane şey varmış. Köşk varmış. Biz o köşke çıkıyoruz. Bakalım nasıl bir yer. Köşke gelirseniz arabanız olmalı bence. Çıkarken gerçekten çok yol varmış gibi gelmiştim ama inerken 2 dakikada bitti bu yol. Arabayla gelirseniz daha iyi. Olmadı, çıkın yokuşu. Biz çıktık. Çıkılır. Video çektim. Yardıma koşan Bilge. Üsküdar'ın bir yerlerindeyiz. Bakın Galata ta şurada. Biz ta oralardan gelmişiz. Sadece sanki bastı yalnız
saatler aşırı kalabalık. Sahilindeyiz ve tam böyle serinliğin başladığı saatler. Batı'da falan bineceğiz. İçeriden ikisinden birbirine karışıyor. Şimdi önce Kadıköy'e gittik. Buradan çıktık. Çengelköy'e gittik derken Kuzguncuk'tan falan da geçmiş olduk. Sabah Mabaya gittik zaten direkt. Ben şeyi çok beğendim, Kuzguncuk'un araları. Oraya muhtemelen bir daha gideceğiz. Beylerbeyi Sarayı'na girmek istedik. Çok sıra vardı, çok sıcaktı diye girmedik ama oraya da geleceğiz. Çok sıcak olsa da gireceğiz inşallah. Dur, şimdi çok güzel bir cümle kuracağım. Spiker gibi. Dolu dolu 5 günün 2. gününü bitirmek adına Eminönü'nde balık yemeye gidiyoruz. Vapura bineceğiz. Heyecanlandım biraz, sen? Heyecanlandım. Güneş tepemizde. Biz de burada oturuyoruz. Ama ben foto çekilebilmelik bir yer olsun istemiştim. Almadım. Arkadaşlar, balık ekmek aldık. Evet, aldık. Eminönü'ndeyiz. Balık ekmek aldık. Yiyelim. Sonra ben yorumlayacağım. Işığa bak, harika. Yine şarjım bitiyor. Balık yorumlaması geliyor. Pek beğenmedim. Balığı neden beğenmedim biliyor musunuz? Ben limon istedim ve limon koydurtmamıza rağmen yine azdı. Yemiştim daha önceden balık ekmek dışarıda. Gerçekten çok güzeldi. Yani ben Samsun'da yedim ama çok beğenmiştim. Vapurdan indiğimiz yerde yedik. Meğersem köprü üzerinde seyyar balıkçılar varmış. Orada yemedik. Normal bir büfe tarzı bir yer vardı. Orada yedik. Üzücü oldu. Bir sonraki İstanbul'a gelişimize yediler. Şimdi de bu arada Mısır Çarşısı'na gidiyoruz. Yani dün gidecektik buralara ama sadece kapalı çarşıya uğramıştık. İçeride kendimize göre bir şey bulamayız diye girmedik. Hazır vaktimiz var. Ay, neslenmedi beni. Bugün böyle hazır vaktimiz var, bir oraya uğrayalım dedik o yüzden. Bakın Mısır Çarşısı. Arkadaşlar, Mısır Çarşısı saat 19.30'da kapanıyormuş. E bilin bakalım saat kaç? 19.30. Fotoğrafını çeksem gerçekten tam böyle efsane estetik bir fotoğraf oluyor. Biz de şuraya çökelim bari. Bir planlama yapmamız lazım. Çünkü şimdi bizim düşüncemiz Mısır Çarşısı falan, hani böyle alışveriş yapmamız, birkaç yer gezelim diye düşünüyorduk. Ama orası kapalı olduğu için şu an yapacağımız bir iş kalmadı yani. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. O yüzden böyle bir gideceğimiz yerlerin planına bakıp yeni bir rota oluşturmamız lazım. Şimdi onu yapacağız. Bakın Garve ben. Değiştirerekten Şişekhane'ye gidiyoruz. Nasıl bir yer bilmeden. Sadece güzel bir yer olduğunu araştırdık yani, öyleymiş. Şimdi Marmara'ya bineceğiz. Bu da ilk olacak. Yani ben daha önce binmiştim galiba ama pek hatırlamıyorum. Binelim gidelim. Heyecanlandım. Biz Marmara'ya binelim dedik ama yerin kaç kat altına indik bilmiyorum. Yine mi inleyen merdiven? Zaten 3 kere inmiştik yani. Arkadaşlar, ben burayı hatırladım. Reis takside buradan geçiyordum sanıyorum ben. Hep buradan geçerdim. Sonra tren gelirdi, çarpardı bana. Oyun. Birbirinden farklı olması çok garip değil mi? Yani mesela demin Fatih'teydik. Fazla insan vardı ve gezecek yer yoktu. Böyle cansızlaşmıştı gözümde. Ama burası... Baksana sen. Bayıldım. Buradaki mekanların güzelliği falan. Yani şöyle taştan ev. Benzer yapılar. Atlar var. Çok beğendim. Mendes diye bir yerse tatlıyı gösteriyor. Şekhane'ye geldik ve burası böyle çok güzel bir yer. Ben burayı da çok beğendim. Farklı mekanlar var. O yüzden çok beğendik. Biz çikolatalı tatlı olan bir yere girdik. Yine tatlı yiyeceğiz. Çayımıza 55 lira verdik. 55 lira. Ve bilmiyorum 55 lira verdiğim için ama çok güzel.
bayağı güzel kokuyor yani. Galiba özel bir çay. Tatlımız da güzel. Onu da yiyeceğiz. Sonra buradan da eve, yani yurda. Sürekli yurda ev dememiş, şaka mı yani? Ben sürekli yurda ev diyorum. Bu arada dinle beni. Ben daha böyle giderken o Çık Hava Sineması'nın olduğu yerden geçtim. O kadar güzel bir yerdi ki. Ya ona da gelmeliydi. Ve lavaboları da o kadar temiz ki. Dün akşamında güzel geçirdik ama şimdi. Dün akşam ne yaptık? Salata var. Ay ne kadar güzel geçiriyoruz günlerimizi. Arkadaşlar çok verimli geçiyor. Biraz üstüne planda sıklaştırmalar olmak zorunda. Çünkü bugün karşı tarafa geçtik ama tam böyle gideceğimiz yerlere gitmiş olmadık. Oralardan geçmiş gibi olduk. Oraları detaylıca gitmek için bir süre harcayacağız. Tatlının tadını bulalım. Bu arada elinden balık ekmek kokusu çıkmadı. Ay çok güzel. Gittim. Arkadaşlar şimdi geri dönüyoruz. Yani Zeytinburnu'nda böyle bir yer olması beni bayağı şok etti. Arkadaşlar burası insan dolu ama şimdi buradan çıktığımız anda evet, her yer ıssız ve bu bizi korkutuyor. Farklı yerler ya. İnsanlar buraya nereden geliyor ki? Olmuşa giderken böyle yerler görmüyor. Sur gibi. Şey diyeceğim size. Balık yedik ya. Balık kokuyor olabilir. Herhalde koktuğumuzu iddia ediyorum. Çok kötü. Ben elimden çok alıyorum. Elimden su üstüncesiniz kanka. Biz kızartmadık balıklar. Gelmişsiniz. Balık yiyeceksiniz sonra üstünüzü değiştirin. Yemeğin. Yemeğin değil. Çok güzel değildi oradaki ama güzelini bulursunuz siz. Köpüşler de bizi koruyorlar sağ olsunlar. Don't look back.